ben onu anlamam. Beyefendi söylüyor. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Madde bir. NATO niye genişler? Şimdi NATO niye genişler sorusunun yanıtı şudur efendim. NATO niye kuruldu? NATO Varşova Paktı SSCB'nin genişlemesine karşı kurulmuş olan bir örgüttü. Yani onların o günkü ideolojik tanımlamayla komünizmin yayılmasına karşı kurulmuş olan bir örgüttü. Peki SSCB ortadan kalktı. Varşova Paktı ortadan kalktı. NATO niye var? Niye varın sorusunun yanıtı daha da genişletiyor. 14 ülkeden 38'e çıkardılar ve devam ediyorlar. Şöyle bir şey düşünelim. Şimdi Ukrayna'nın bu hale getirilmesinin sebebi nedir? NATO'nun genişleme isteği. Vay, Ukrayna'ya baktığımız zaman tarihsel süreç açısından da Kiev prensliği hariç olmak üzere bilmem kaç bin yıl önce Kiev prensliği hariç olmak üzere Ukrayna tarihte böyle bir devlet yok o zaten Rusya'nın devamı böyle bir şey. Sonuçta eğer bölgesel olarak karışıklıklar, başka bir deyimle Rusya'nın engellenmesi, yani önünde duvar örülmesi ise temel stratejisi ABD'nin tamam NATO bu anlamıyla kullanılacak. Öte yandan NATO bir herkesi hizaya getirme sistem ve düzeni olarak ABD açısından ele alınıyorsa ki evet doğru ABD, NATO demek ABD demek geri kalan NATO üyelerinin tamamı orada birer figürandır. Tamamı figürandır. Hiç bunun Eğip bükmeye de gerek yok kardeşim, bu lafları. Sağa sola çekmeye de gerek yok. Üstelik de aynı NATO. Geçmişte Daniel Genseren'in doktora tezi vardı. NATO'nun gizli orduları diye. Sonra kitaplaştı Türkçesi Evet vardı. çok evet. güzeldir o. Herkes yani, okusun ama. Efendim karakter. muazzamdır. Muazzamdır evet. o. Onun Türkçesinin ilk baskısı Güncel Yayınlarından çıkmıştı. Sonra o yayına bir kapandı diye biliyorum. Bilmiyorum yeni baskıları nereden Mal geliyor? Oradan bir sürü, yer Oradan var, bir evet. sürü yayınlarından neden Ben mi çıktı? çünkü sürekli. Öyle tamam. Mi? Evet o kitabı ben Bakın şimdi ediyorum. ona baktığınız zaman NATO'nun gizli orduları çeşitli ülkelerde NATO'nun nasıl ülkelerde ihtilaller, darbeler, askeri hükümetlere karşı neler yaptırdıkları çok şaşırtıcı çıplak biçimde anlatılıyor. Siz bırakın onu. Avustralya bir NATO üyesi olmamasına rağmen Avustralya'da bile Gog hükümetine karşı yapılmış olan bir darbe falan anlatılır. Sonuçta tamam soğuk savaş dönemi mantığına göre bu çok anlaşılabilir idi. Bugün düşündüğümüzde İsveç'in NATO'ya girmesine ne gerek var diye bir soru sorulur. Yani İsveç ve Norveç bunlar tehdit altında mı? Hayır değil. Bunun arkasına iyi bakmak gerekiyor. Tamam Türkiye burada bir pazarlık yapmıştır de i̇şte bu pazarlığın içinde görüyorsunuz işte Devlet Bahçeli'nin söylemlerini ama daha sonra bütün bunlardan bir dönüş. Efendim evet yani böyle bir U dönüşü var. F16 dediğiniz zaten kaç ya 35 40 yaşında olan bir teknolojiden söz ediyoruz. İşte F35 F35'in A'sı bunların yeni jenerasyonları. Bunlar verilmiyor zaten verilmeyecek. Buradaki mesele işte Fuat Oktay'ın cümlesi kendisini de kandırmak, bizi de kandırmak. Aslında Fuat Oktay o cümleyi söylediği zaman onun çok anlamsız olduğunu biliyor olmuş olmasına rağmen o cümleyi kurmuş. Kurduğu cümle ne? İşte NATO terörü, biz bir farkındalık yarattık. Terör arkadaş zaten orada kendisinde madde olarak yazıyor. Ama sonuçta bu her zaman böyledir. Yani politik bir laflar etmeniz gerekir. Burada asıl bana gelen trajik konuşudur. CHP işte bir sosyal demokrat parti solcuyum falan diyor. Ama NATO'ya evet. buna evet diyor. Bu, bu, bu bir gariplik. Oylama başladı hocam. Bir gidelim <laughs> bu, meclise bu bir, çok Bu özür. bir gariplik. Sözlerine katılır mısınız? Bir de şunu sormak istiyorum. Biz sürekli hani şimdi dedi ya 3. Dünya Savaşı her gün 3. Dünya Savaşı mı çıkacak diye tartışıyoruz. Çok uzun zamandır. Çok aptalca aslında. bir tartışma bu. Yani o çok aptalca bir tartışma. Çok gereksiz enerji tüketmekten başka bir şey yapar. 3. Dünya nasıl 3. Sa <laughs> Dünya Savaşı nasıl çıkacakmış bu kadar çok nükleer silahlandıktan sonra? Ne oluyor? Yerel savaşlar çıkartıyor. Bu böyle bir şey olabilir mi? Şimdi Nevzat'ın söylediklerinin hepsi son derece doğru ve yerinde. Bir kere bilgi açısından doğru, hı hı. değerlendirmeler doğru. Çok kısaca ekleyeceğim şey şudur. Tabii buyurun. Bir Şimdi bu konuşulduğun ülkeler, bir ikisi bir topluluk var. Şangay Beşlisi'ydi, şimdi gözlemcilerle Şangay Onlusu. Hı. Şimdi İran'ın pozisyonu bu iki grubun içerisinde nerede bir kere olacak? Bunların her ikisine de baktığınız zaman Rusya var. Ayrıca Pakistan, Hindistan problemi çok ciddi biçimde çok büyük bir problem. Zaten Hindistan meselesi olduğu için Pakistan, İran'ın bu saldırı meselesini kendisi işte Nevzat'ın söylediği açıklamaları yaparak onu geçiştiriyor. Mecburen yapıyor. Çünkü öbür tarafta Hindistan var ve büyük problem. Bir de iki ülkenin diye bir sorun var. <laughs> Aynen öyle. Onun için şimdi bu yerelde çok ciddi sorunlar var. Türkiye'nin bu İsveç meselesiyle ilgili olarak baktığım zaman anne hani ne kazancı var, neyin pazarlığını ha, yapmıştır? Işte. Ya yok, işte bir tek şöyle bir şey var. Türk birincisi siyasal iktidar bunu iç kamuoyunda bir Şöyle bir şey söyleyeyim. Kendisine bir prestij, bir alan açma meselesi. Buradan bir kazanç sağlar mı onu bilmiyorum. Önümüzdeki işte 30 Mart yerel seçimlerinde şimdi bir propaganda malzemesi olarak kullanılır mı, kullanılmaz mı onu bilmiyorum. Ee, İsveç'e hayırlı uğurlu olsun. Ee, başka bir şey var. NATO, sen bunu genişledim dedin, getirdin. Rusya'yı bir kere daha tehdit ediyorsun. Evet. Rusya'ya tehdit ediyorsun. Kardeşim, sen bir kere daha tehdit ediyorsun sen bunu. Ayrıca da şöyle bir şey söyleyeyim son cümle de Nevzat'ın söylediklerini uygulanan strateji açısından ABD'nin burada uyguladığı stratejinin adı çok nettir. Kontrollü kaos stratejisi uyguluyor. Ha, onun sonucunda sen bu ne her zaman kontrol edemezsin. ABD'nin de bunu her zaman kontrol etmek gibi bir derdi yok zaten. Hiç öyle bir derdi yok. Bölge kana bulanır, bulanır. Gen Burada bir bölgesel bir savaş olur. Hiç derdi yok. Çünkü şunu biliyor. Buradaki bölgesel savaş hiçbir yere yayılmaz kardeşim olan Türkiye ile İran'a olur. Zaten mesele orada tutulur. Niye bu taraf Avrupa Birliği sınırı Türkiye'nin, Avrupa'nın Avrupa, Avrupa Birliği'nin doğu sınırı. E yukarısı zaten doğal şey Karadeniz doğal sınır, doğal engel. Öbür tarafta Rusya var. E ne olacak? Burada İran ve Türkiye. Ha onun arkasından Pakistan'a sıçrar mı? Bangladeş'e sıçrar mı? Şundan çok eminler. Güney Asya ülkelerinin bu işe hiç bulaşmazlar. Hiç bulaşmaz. Çin bulaşmaz. Çok iyi biliyor. Ama Çin o arada Tayvan'ı yutar mı yutmaz mı Hı. temel büyük sorun var orada. Evet. Tamam E buna da ABD ne kadar göz yumabilir? Kendi ulusal çıkarları açısından. Sonuç olarak şu tekrar söylüyorum. İsveç'e hayırlı uğurlu olsun. Bu İsveç meselesini bizim de bu kadar çok apırtıp köpürtmemizin hiçbir anlamı yok. Benim açımdan hiçbir değeri yok. Hiçbir değeri yok. Peki. O zaman reklama gidelim. Başka yok. meseleler konuşmaya evet. devam edeceğiz. Çünkü ya şey şimdi şu anda müthiş bir pazarlık meselesidir. Hı. Bak, Çinlilerin bir taktiği vardır. Bu Çinlilerin taktiği şudur. Rakip firma baskısı diye biz bunu anlatırız strateji derslerinde. Şudur. Batılı bir şirket gelir görüşmeye. Fakat Çinliler bu çok usta oldukları için bu işlerde kulaklarına şöyle bir şey fısıldarlar. Odada oturan kişiler değil. Dışarıdan başka bir Çinli. Üçüncü bir şirket var, üçüncü birisi var. Bak o bilmem ne veriyordu. Bunun üzerine baskıya basmaya başlarlar. Tamam el yükselmeye başlar. Her seferinde o aslında o yok, aslında o yok o üçüncü söylediği yok aslında. Ama bu her zaman var. Sonuç olarak şimdi bu seçim süreçlerinde hele şurada o kadar bu 31 Mart şu anda çok hassas bir mesele. Çünkü niye 2028'e kadar bir seçim olmayacağı? Referandum hariç, Anayasa Referandumu meselesi hariç, onunla ilgili düşüncelerimi söyleyeceğim. Yani şu anda hepimiz 2028'e kadar bir seçim yok diye düşünüyoruz ama arada bir daha sandık gelebilir önümüze. Referandum sandık. Allah, ara, tabii de arada bir sandık gelebilir. Hele İstanbul alınırsa. Şimdi Hı -hı. konuşacağım onun üzerine düşüncelerimi ifade edeceğim. Şimdi bir, ikinize de soruyor, soru soruyorum. İkiniz de son derece zeki insanlarsınız. İstanbul'un dışında size göre ikinci en önemli il neresidir? Bu seçim için soruyorum. Bu seçim için. Size sana göre neresidir Nevzat? Hangi il? şimdi İstanbul'un dışında. Şey soruyorsunuz? Kazımın size göre önemli. Şart. Ne, nasıl görürsen gör meseleyi. İkinci il neresidir? Üzerinde konu yani. Ya klasik İmzanı. olarak Ankara söyleniyor ama Ankara değil. Yani büyük ihtimalle İzmir olabilir. Ben de İzmir dedim. Peki. Muğla. Sebebini söyleyeyim. Türkiye'nin en önemli gelir kaynağı birinci sıraya nereyi koyuyorlar? Bravo turizm. Şimdi o bölgenin en önemli kenti neresi? Muğla ve Muğla'nın ilçeleri. Evet, şimdi o, bakınız. Bak şimdi. şimdi. Şimdi buraya bakalım. AKP ne yaptı? Çok, Ay çok akıllı bir iş yaparak adayını hemen açıkladı. Evet. Şimdi bakın. Cumhurbaşkanlığı meselesinde ısrarla hep ne söyledik? Cumhurbaşkanı adayını ne olur açıklayın altılı masaya. Ne olur açıklayın. Bunu ne olur söyleyin. Bak bunu geciktirmeyin. Bunu geciktirirseniz şu olacak, şu olacak, şu olacak. Son dakikaya kadar bununla ilgili hiçbir şey konuşumla dedi. Son dakika bir yaptılar zaten ortalık toz duman oldu. Oradaki büyük stratejik yanlışlığın şimdi aynısı devam ediyor. Nerede devam ediyor? CHP'de devam ediyor. Şimdi bu ada örnek İzmir'i açıklamadığınız sürece hala özellikle söylüyorum bak Muğla çok önemli çünkü orada kan gövdeyi götürüyor. Örnek vereyim Bodrum'da şu anda 23 aday adayı var. 23 kişi yahu 23. Gerçi dün bana birisi telefon açtı 25 dedi de 23. CHP'deki aday adayları mı? Aday adayı tabii 23 aday adayı var. Şimdi şöyle bir şey anlatayım size. Geçen hafta konuş söyledim ya bu ilçeleri şeyleri. Bu hafta Var ya telefonum, gece de cevap versem 24 saat olacak. Fakat çok ilginç, 3 tane adaydan söz edeceğim şuursuzluk açısından. Aradılar, 8 aday aradı beni, 8. 8 aday. 3 üç, üç, üç ama dehşet bir şey Nevzat. Şöyle bir şey. Hocam siz işte Bodrum için bunu bunu söylediniz, evet. Ama benim arkadaşım dedi ki, Bak şimdi kendisi izlememiş. E dedim. İşte ama işte biz de şeyiz, şuyuz, buyuz. Ortak, üçünün ortak cevabı şu. Siyasetle pek ilgilenmemişler bugüne kadar. Hı, hı. Kendilerine göre sebepler söylediler. Ama şimdi belediye başkanlığına aday adayı. Dedim bir dakika ya. Siyasetle hiç ilgilenmemişsiniz bugüne kadar. Ama şimdi bugün geliyor belediye başkan adayı. Hemen dedim soruyorum ya. Siz kendiniz müteahhit misiniz? Ailede müteahhit mi var? Çevrenizde müteahhit mi var? Evet. Şimdi o bir ara bir sessizlik. <laughs> Şimdi şöyle bir şey var. Bir kere belediye başkanlıklarına bu Kadıköy içinde geçerli söylediğim dört kişi var çünkü. Bu nitelikte olanlar. Müteahhitlerin belediye başkanlığına bu adaylıkları artık çok net belli. Bakın burada şöyle bir şey var. Bazı belediye başkanları gerçekten Kuvayi Milliye ruhuyla onlar adaylar. Bir beklenti yok. Fakat burada Kuvayi milliyecilerle kuay maliyecilerin burada bir çatışması var. <laughs> Güzel. Bakın şimdi. Bir kere bir. Yeni Başlık evet yeni evet. Bakın. Öyle. Bak efendim. Evet. Şimdi buradaki ben stratejilere bakıyorum. Şimdi adaylar konusunda tabii Nevzat'ın daha geniş bilgisi var. Onları konuşacağız. Haber onun alanını. Ya, Hayır onun için söylüyorum. Şimdi bakın bir kere bir gördüğüm meseleler nedir? Gördüğüm mesele şu bu 20 yıla 22 yıla da baktığımda ortaya hele son dönemlerde çıkan sonuç şudur. İktidar uğruna yalan söylemek günah değildir. Bu bir. İki. Bu sizin fetvanız değil yani bunu şey olarak söyle. Şimdi şu sağda solda başlarlar şimdi bunu kullanmaya da yani onu açalım. Tamam. Sizin şeyiniz değil değil mi? Sizin görüşünüz değil yani. <laughs> bu genel Fethullahçılarda, şey da, bunu ya, Fethullahçılarda da bunu, FETÖ'cülerde de bunu gördük. Aman hocamıza mahkevel istemesinler diyor. Aa, <laughs> benim benim şeyim, benim ekolüm strategem acılar sevgili yönetmenim. Ben Sanzu ekolünden gelen, ben... evet benim bakışım şimdi biraz sonra söz edeceğim orada. Bu söz sözünüz değil değil, değil mi? Ona, yani Efendim? Sizin mi? Sizin görüşünüz mü bu? Gördüğünüz bir tespiti mi aktarıyorsunuz? Gördüğüm tespiti aktarıyorum. Tamam. Ben tabii. onun altını çizmek istiyorum ısrarla. Gayet tabii ki. Gördüğüm tespiti aktarıyorum. Çok programa net. şey gelmesin Çok <laughs> net. Programa hiçbir şey gelmez. Program <laughs> Efendim programa gelirse lütfen her şeyi İpek Hanım'a. Tabii. Patron o çünkü. Hep. buyurun. Patronumuz o. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burada ne uygulanıyor baktığında? Bakın şimdi CHP açısından şu var. Hala bir kararsızlık var. Ve ben CHP kaynaklarıyla konuştuğumda çok ciddi insanlarla konuştum. Özgür Bey haklı olarak da bu genç adam hayatından bezmiş durumda. Bezdirmişler çünkü. Ve şunu söylemiş. Hakikaten Muğla, saçları beyazladı bak, ya. Muğla, Gerçekten. Şöyle söylüyorum. Muğla işini tamam kamuoyu araştırmasını yapın. Bunu geliyor. Ha şimdi burada önemli işler var. Bu bölge açısından. Gel söylüyorum bak turizm kaynağımız burası bizim. Para kaynağımız burası. Foça'dan çok aradılar beni. Özgür Bey'e de buradan sesleniyorum. Aktarıldığını biliyorum. Bugün birisiyle konuştum. Akşam birisi çok yakın olan birisiyle konuştum Özgür Bey'e. Bir tıp doktorudur kendisi. Dedi ki şey hem yani dinliyor ve kendisine aktarılıyor. Kardeşim Foça'da gelsin ön seçim yaptırsın. Foça'da ön seçim yaptırsın. Şu andaki belediye başkanından insanlar artık nefret düzeyinde söz ediyorlar. Haklılar haksızlar onu bilmem. Aynı şey Bodrum için geçerli. Bildiğim kadarıyla Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı'nı Muğla Belediye Başkanı olarak düşünüyorlarmış. Onu aday olarak, onu ilan edeceklermiş. Ama partinin içinde oy birliği yok bu konuda. Oy çokluğu var. Bunu Ahmet Aras'ın kendisine de söyledim. Çünkü üç kere konuştuk. Hı hı. Çünkü onlar da işte benim konuşmamdan hı hı. alınmışlar, etmişler. Neyse. Yani ya Zaten dün o geçenki programdan sonra çok ilginçti. Hayatımda hiç aranmadığım <laughs> kadar CHP'li belediyelerden aradım. Ecezle. Hiç sormak bir şey konuşacağım biraz sonra anlatacağım. Mesela yani, birçok anket yolladılar, birçok şey yolladılar. Dünya kadar ya nasıl evet. aktı? Aktı. Onun için söylüyorum. Tamam bu çok güzel. CHP'nin üzerinden yani ölü toprağa çok kalkmış. Ya. çok aday adayı bayağı. Bakın bu neyi yani. gösteriyor? Allah hanım dedik, çizgini dikkat et dedi. Bu kadar aranman hoş değil dedim. Dedim gazeteciyiz yani Erol Hoca evet. sağ olsun. Yani. <laughs> Aynen. Öyle. Bak şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi İktid dolayı. iktidar açısından yani hem AKP hem MHP açısından uyguladıkları stratejinin adı çok net bellidir. Bir hiçten bir şey yaratmak. Bu strateji 36 stratejema var. Bu 7 numaralı stratejema. Bunun Bir, hiçten... bir şu, tam cümlemiz şudur. Bir hiçten bir şey yaratmak. Şimdi bu karşılığı ne? Olmayandan olayı meydana getirmek. Şimdi propagandalar meselesi var ya, olmayandan olayı yaratmak bir olay. Hiçlikten bir şey meydana getirmek ya da hiçlikten bir şey yaratmak. Bir hiçin içinde bir şey meydana getirmek ya da bir şey yaratmak. Yaratmak dediğim zaman şeyler bu dinci kesim tüyleri diken diken oluyor anlamda söylemiyorum. Yaratmak Tanrı'ya mahsustur o size kalsın. Şimdi bunun özü nedir? Şimdi bu uygulanan stratejinin <laughs> bunun özü nedir? Şimdi bir sahte tehlikeyi öyle bir sahneleyeceksin ki toplum bunun gerçek olduğuna inansın. Örnek işte seçim sürecinde o propagandalarda falan filan bunu gördük. Stratejide rakip ifadesini biz düşman diye kullanırız. Bunu klasik anlamda düşman diye ele almasın. Çünkü rakibin ne yapacaksınız? Dikkatini dağıtacaksınız. Şu anda Erdoğan çok ustaca bir strateji uyguluyor. Taktik düzeyinde değil yaptığı. Taktik düzeyinde çok usta. Ayrı bir şey de bir strateji o da ne biliyor musunuz? <laughs> Muhalefeti muhalefetin içinde parçalayarak birbirlerine muhalefet ettirmek. Bunu CHP'de şimdi şöyle bir hale getirdiler. Söyleyeyim. Kemalciler, Özgürcüler, Ekremciler. Bir de geçen gün buna Deniz Baykalcıları ekledi. Şimdi CHP şimdi böyle bir hale getirdin mi? Getirdin. Muhalefet cenahını da şimdi birbirine düşürüyor musun? Bu ne biliyor musunuz? Erdoğan bunun Önündeki örnek ne deney? 1994 seçimleri. Şimdi 1994 İstanbul, seçimleri. Evet. 1994 İstanbul, seçimleri. İstanbul seçimine Erdoğan bakıyor. Orada neyi gördü? Orada gördüğü şey şu. Dedi ki Karşımda SHP vardı, DSP vardı, Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Bunun üçü de solcu. Fakat Tırnak içine söyleyeyim kimse üzerine alınmasın. Ama dedi bu solcular öyle bir dangalaklık yaptı ki bunlar üçü de ayrı ayrı aday gösterdi ve seçime girdi ve sol ittifak yapamadı. Sol ittifak yapamadığı için Refah Partisi'nin adayı olarak ben %25 virgül bilmem kaç la, kaç la geldi. Oysa ki sol ittifak yapsaydı topladığında geçmiş gün belliin beni yanıltıyor olabilir. Ben hemen Toplamı söyleyeyim. Siz, 36 siz, civarında olabilir miydi? Ben konuşmadık mi? ama hocanın bu konuşma yapacağını bildiğim için aldım. Refah Partisi hocam 970, değil mi? 25.19. Tamam. Anavatan Partisi İlhan Kesici 22.14. Sosyal Demokrat Halkçı Partisi Zülfü Livaneli 20.3. Doğru Yol Partisi Bedrettin Dalan 15.46. Demokratik Sol Parti Necdet Özkan 12.38. Milliyetçi Aynen. Hareket Partisi Ahmet Tevfik Alp 1.8. Diğerleri 1. CHP 1,40. Evet, CHP'nin CHP o seçimde aldığı oy 1,40. Evet, Ertuğrul Günay'la evet. 54 bin oy alıyor. 1, şimdi, şimdi bak o dönemde CHP, CHP'nin yanında esamesinin hmm. bile okunmadığını bile bile, bak bile bile Ertuğrul Günay'ı aday gösterdi. Aldığı 1,40. Sonra ne oldu Ertuğrul Günay? çatışmalar, matışmalar. AKP'den milletvekili oldu Ertuğrul Günay beyefendi. yaptı. Bak. Sonra onu bakanlığa falan getirdiler. Yani topladığınız zaman solun oyu 34,08 e, Nevzat'ın verdiği oyları topladığınız Hı. zaman. ilan Kesici'nin de oyunu koyun. Bak sol müttefiklik yapsa iktidardalar. Ama ne yaptılar? Her zamanki gibi. Sonuçta işte o gün yani teslim Necdet edilen Necdet Özkan'la e, Livaneli'nin itfa olmuş olsaydı İstanbul o gün alınmıştı. İstanbul evet efendim. Düşünün şimdi o zaman ne AKP olacaktı siyasal tarihimizde ne Recep Tayyip Erdoğan olacaktı. Ha, bunun arkasındaki akıl ve akılsızlığı çözmek sola kalmış olsun. Sola kalmış olsun. Şimdi bu örneği niye veriyorum? İşte bugün Dem, bugünkü ha yaşayınız. Bugünkü bu sormuş olduğun sol bu soruya başka bir eksende gelsin cevap versinler. Ama şöyle bir kural da yoktur. Hiçbir siyasal parti başka bir siyasal partiye seçim kazandırmak için kurulmaz. Bir siyasal parti başka bir siyasal partiye seçim kazandırmak için seçime girmez. Tabii ki. Fakat yaratılmış olan bu bizdeki sistem. siyasal sistem bütün partileri kişiliksiz ve kimliksiz hale sokmuştur. Maalesef ne yazık ki. İkinci şık, bu sist kurdurmuş oldukları bu sistem ülkeyi koalisyonlara mahkum etmiştir. Üstelik de geçmişteki koalisyonlar içinde demokrasi varken bugünkü koalisyonların içinde demokrasi yoktur. Böyle bir garip bir hale getirdik. Bakın galip bir hale, bu tuhaf bir hale getirdik. Türkiye'de şu anda padişah, sultan, imparator, prens, kral olmadığı halde bir monarşizm yaratıldı. Bir monarşizm. Hocam Bunu, koalisyon kuruldu yine de olmadı ama. Yapamadılar ama. <laughs> bak şimdi orada, tabii bak ne diyorum size ama. Şimdi artık bu koalisyonlar geçmişte koalisyonlar gibi değil. Kimse kimseyi aldatmasın. Ayrıca o kurulmuş olan altılı koalisyona bir bakın şimdi. Oradaki Cumhur Reisi'nin yardımcıları, geri kalan yardımcılar olacaktı. Bir karar alacaklardı. Onlar da bilmem herkes bilmem ne diyecekti. Böyle bir koalisyon olmaz. Söylüyorum bakın sistem ne yazık ki bu hale getirdi. İktidar kanadına baktığınız zaman AKP, MHP, bakın MHP buranın çimentosu. Niye? Bir kere bir MHP'nin kendisi nedir? İçinde demokrasinin değsinin olmadığı bir siyasal partidir ve anlayış bu. Anlayış bu. Kuruluşuna itibaren böyle bir bakışları var. Onlar da disiplinli bir parti ve bu disiplin bu yönde. CHP'ye sıra gelince parti içinde disiplin var üyeler açısından falan söylüyorum ama parti disiplinli bir parti değil. İçinde demokratik unsurlar var. Zaten bu kadar çok Adayın adaya adayının çıkması falan bunların hepsi işte Kadıköy'ü konuşacağız. Hı hı. İstanbul'da çok evet, önemli Kadıköy. Evet. Geçen sefer biliyorsunuz Kasım ayında yapılan Amerikalıların yaptığı bir araştırmadan söz ettim. Şimdi yapılmış olan çok yeni bir araştırma var. Şimdi ondan da söz edeceğim. Şimdi yine bu stratejiler açısından devam edeyim. Bakın biz Cumhurbaşkanlığı seçiminde de gördük. Bir sahte senaryo üretiliyor. O sahte senaryo sahneye konuluyor. Oradan algı olguya dönüştürülüyor. Erdoğan kalktı ne dedi Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili o yaratılmış olan senaryoyu. E, gençler yapmış. Yani olmuşsa olmuş gibi bir cümle kurdan. Tam cümlesini anımsamıyorum. Montajsa montaj dedi. Evet efendim. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bunun şimdi uydurma haber yaymak, düzmece bunun hepsi bu söylemiş olduğum 7 numaralı strategemanın gereğidir. Bu yapılanlar. Ha bu işi o karargahta kim yapıyorsa AKP MHP karargahında bu işi çok ustaca yapıyorlar. Bak çok ustaca yapıyorlar bunu. Benim anladığım kadarıyla devletin içinde çok ciddi biçimde deneyim sahibi olan uzun zaman işte mi, bunu bilmem MİT'te mi çalışmış bunu bilmem genel kurmayın istihbarat bilmiyorum. Ama kuruyor, bunu bilen bunu biliyor. Bunu biliyor. Bak bu çok çok yaşa. Bu söylediğimi biliyor. Bilen adamlar yapıyor bunu. Ha karşıda muhalefet açısından baktığımız zaman Şimdi bunu bütün hepsi için söylüyorum ama tamamı için söylüyorum. Bunu ilk etapta çözebilecek akıllı bir tane adam var mı diyorsanız muhalefet çenağında bir kişi bile yok. Bak bir kişi bile yok. Çünkü ben hepsinin genel başkan yardımcılarına üşenmedim. Baktım ya hepsinin. Geçmişe bunlar nereden gelmiş ne olmuş ne bitmiş. Kardeşim yok. Yok. Bu taraftakiler bunu ustaca yapıyor. Sonuçta bunlar bir Yıpratma stratejisi uyguluyorlar. Bugüne kadar bunu başarıyla getirdiler. Ha şimdi buna karşı nasıl bir akıl konacak? Eğer CHP daha erken İstanbul ve Ankara'da yaptığı gibi daha erken adaylarını ortaya koymuş olsaydı, birincisi İzmir'deki şu tartışmalar, kırgınlık, kırılmalar olmayacak. Ama Dem bitmeden İzmir açıklayamaz. Bakın yani. şimdi, şimdi bir sürü şimdi onu konuşacağız. Dem bu tarafta yeniden refah partisi var İstanbul'da Zafer Partisi, Azmi Kuru, Mahmutoğlu'nu hiç kimse yabana atmasın. Kere Bakın Mahmut. oradan. O zaman iyi çıkıyor. Hayır söylüyorum evet, bak. Hiç, kim, iyi hiç kimse onu hiç yabana... Hiç anketi? Kaç çıkıyor? En son benim gördüğüm ankette 2.8 çıkıyordu. Tabii canım 3 civarına geliyor. 3 civarına geldi. Öyle az buz bir mesele değil. Bak şimdi oradaki işte masaya oturduğunuzda sizin oradaki pazarlıklarınız ne olacak? İşte kim nereden neyi alır? Yeniden Refah Partisi son tahlilde oturduklarında neye uzlaşacaklar? Ne olacak? Bitmeyecek. Çok ustaca bir iş yapıyor şu anda Yeniden Refah Partisi. Ne yapıyor? AKP'nin içinde geçmişte yer alınmış. Ne bileyim 3 dönem milletvekili olmuş, 2 dönem milletvekili olmuş. Daha önce il başkanı olmuş, ilçe başkanı olmuş. işte şeyden e, yapılanlardan sorumlu olmuş. olmuş. Evet bak şimdi. Onlar ayrılmış. Hemen Yeniden Refah Partisi sahip çıkıyor onlara. Hı. Hepsine çıkmıyor ama. Ben, ya neyse evet artık evet. o bir bakıyor, bir Hı. değerlendirme Aynen. yapıyor o bir değerlendirmeyi çok ustaca yapıyorlar onu çok ustaca yapıyorlar. Niye? Çünkü milli görüş bir gelenekten geliyor. Geçmişte bir birikimleri var ve daha önemlisi ortak bir eksen üzerinde yürüyor olmuş olmaları nedeniyle birbirlerinin dilinden çok iyi anlıyorlar. Bu önemli bir mesele çünkü. O önemli bir mesele. Bir de şöyle bir husus var. Bak yeni Refah Partisi bana çok ilginç geliyor. Çok ilginç geliyor. Ona gönül verenler, üye olanlara baktığınız zaman hani şey deyimiyle söyleyeyim, yatılı okul deyimiyle mecanen çalışıyorlar bir de. Bir de mecanen çalışıyorlar. 94'te Cumhurbaşkanı'nın çalışma <laughs> stratejisinin aynısı. Milli görüş dedim ya zaten sistem aynısı. aynı. Yeni, refah Partisi adı üstüne Aslında yeniden yeni Refah A Partisi. Aslında kendi onların sistemi yani. Aynı ta, efendim aynı sistem bakın. Ona benzer bir çalışma Kadıköy'de CHP'li kadınlar yapıyor. CHP Kadıköy'de biraz sonra konuşacağım o konuyu. CHP CHP'nin erkekleri Kadıköy'deki CHP'li kadınlar gibi çalışsalar var ya yırtıp alacaklar her yeri. İyi Parti başka bir çok akıllı bir iş yaptı. İstanbul ilçeleri açısından şimdi söz edeceğim Emel Hanım. Geçen programda söyledim ya. Ertesi günlerde gördük Emel Hanım'ı. İyi, İyi Parti İyi Parti Eyüp Belediye Başkan adayı ve, ve çok hırpalayacak. Ama bir şey söyleyeyim. Deniz Bey'in işini çok kolaylaştırdık. Efe ayrı bir şey. Hayır ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ya zaten ben Emel Hanım'la da konuştum. Kendisine de söyledim. Dedim ki Deniz Bey daha güçlü hale geldi. Muhtemeldir ki dedim yeniden bırakılacak ama eski oy oranına ulaşamayacak. Bak eski oy oranına ulaşamayacak. Ha. Orada CHP'lilerin tavrının ne olacağını falan bilmiyoruz Eyüp Sultan'da onu onu bilmiyorum. Peki. Şimdi başka benim başka bir hı. İlçelere var. geçmeyeceğiz değil mi? Yok şunda ilçeleri tamam. biraz sonra konuşacağız. Şimdi senin genel hı, değerlendirmeni hı. merak ediyorum senin de. Benim çok net gördüğüm bir husus var. Çok netim bu konuda. AKP iktidara mahkum. AKP iktidarı Hocam, bırakamaz. Çok özür dilerim. AKP iktidara mahkum. Tutsaktır aynı zamanda. Tut çok net. Bir kere bu kadar yıl boyunca AKP'nin kurmuş olduğu ve kurgulamış olduğu çok büyük bir çıkar meselesi var. Buradan dağıtılan büyük paralar var. Yaratılmış, üretilmiş olan bir sermaye grupları var. Buradan yine AKP'nin iktidarda olduğu süre içerisinde tarikatı, cemaati, medresesi, ne bileyim aklımıza ne geliyorsa hepsine dağıtılan paralar var. Dolayısıyla şimdi eğer iktidarı kaybettiği andan itibaren bu iktidara işte CHP ya da ne bileyim CHP-DEM koalisyonu bilmiyorum yani iş olsun diye söyledim her neyse. Hatta CHP yeniden Refah Partisi geçmişte nasıl hani MSP-CHP koalisyon oldu gibi veya Saadet neyse geldikleri andan itibaren ne olacak? Evet onlar da biraz zorlanacaklar tabii bu tarikatlar, cemaatlere bilmem nelere para aktarma hususunda şu yunda, bu yunda ama sonuç olarak iktidarda kalmak zorunda. İktidarı artık tutsak hale geldi. Tutsak hale geldi çünkü bu ekonomik bu kadar menfaat dağıtma meselesi işi böyle bir hale getirdi. Bir kere mecburlar kalmaya. Peki mec iktidarda kalabilmek e seçilme, için yani seçilmeyebilirler tamam Burada işte söylüyorum hayır ama işte tamam propaganda kalabilmek için bir sivri fil yapmak zorundalar. Bunun hiç tartışması bile yok. Bak bunun hiç tartışması bile yok. Dolayısıyla ha karşıdaki muhalefet cemaati, muhalefet cephesi bu nedenle şimdi bu durumu görmek zorunda. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Yalnızca İstanbul'da değil, Türkiye genelinde de özellikle CHP başta olmak üzere birinci sırada hep Erdoğan'la yarışacaklar. Bak AKP'nin belediye başkan adayları lütfen söyleyeceğim cümleden alınmasınlar. Bunu ne hakaret amacıyla söylüyorum ne de onları itibarsız kılmak amacıyla söylüyorum. Ama işin bir gerçek gördüğüm çok net bir gerçek var. Hepsi birer figüran. Hepsi birer figüran. Çünkü buradaki kuklacı Erdoğan'ın kendisi çok net bir sistem kurdu. Ve bütün o piramidin tepesinde, piramidin tepesinde aynı şey MHP için geçerli çok tuhaf bir hale geldi. AKP mi MHP'leşti, MHP mi AKP'leşti dediğimizde devlet beyin ustalığı nedeniyle AKP MHP'leşti. Ve bürokrasi MHP egemen hale geldi. Böyle çok ilginç bir seçim izliyoruz. Yerel, tabii yerel seçimin dinamikleri çok farklı. Tabii ki ilçelerde, beldelerde, her yerlerde çok farklı. Hiç kuşkusuz ki çok farklı, evet. Ama bunu öyle bir havaya soktular ki yani bunun sonucu bir tırnak içinde söylüyorum. Zaten savaş ifadesini falan kullanmaya başladılar. Çatışma bilmem ne. Hiç gereksiz. Hiç gereksiz. Yani bu nedenden dolayı tansiyon yükselir. Baz, başka seçimlerde gördüğümüz gibi bir kişi hayatını kaybederse falan yazık günah değil mi? Niye bu hallere sokuyorsunuz? Ama biz demokrasi konusunda samimi bir halk olmadığımız için her, bütün etnik kimlikler için söylüyorum bunu. Dolayısıyla bunu demokratik bir eylem, olgu, buradan çıkardılar. Kardeşim bunu öyle bir hale soktular ki burası bir savaş alanıdır. Bu bir hayat mamat meselesi gibi tuhaf bir hale getirdiler. İlginç bir hale geldi bu. Bütün söylemlere de baktığınız zaman onun için söyledim işte. Yalnız AKP değil şu anda bütün AKP bileşenleri kardeşim iktidara mahkum bakın iktidara mahkum ve bunu sürdürmek zorundalar. Şimdilik tutayım şu ilçeleri ayrı ayrı i̇lçeleri konuşacağız. Ayrı ayrı konuşacağız. çekmece ile Kadıköy üzerine özellikle konuşmak istiyorum. Ben de... Kadıköy için söyleyeyim o zaman örnek Hı -hı. verelim. Hı -hı. Şimdi Kadıköy'de Kasım ayında hani Amerikalı şirketin yapmış olduğu memnuniyet anketine göre mevcut olan belediye başkanı geçen ders diyorum. Geçen programda. geçen programda. <laughs> işaretli başından memnuniyet çok yüksek çıkmıştı %60'ın üstü. Şimdi bir daha yeni yapılmış. 15-19 Ocak 2024 tarihleri arasında 2690 katılımcı ile efendim işte burada diyor ki çatı yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Yapan ALF araştırma danışmanlık şirketi. Şimdi şöyle bir şey yapmışlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı olarak kimi görmek istersiniz? Şimdi orada bana söylenen 14 tane aday adayı vardı. Fakat burada 5 kişi. 5 kişi. kişi öne çıkıyor. Soruşu işte tam Nevzat'ın altını çizdiği mesele var ya. 14 Mayıs genel seçimlerinde CHP'ye oy veren seçmenlere aday adaylarının isimleri tek tek okunmuş ve bir isim söylemeleri istenmiştir. Çıkan sonuçlara göre en çok oyu alan ilk 5 aday adayı aşağıda belirtilmiştir. Gürsel Tekin %31,5. Şerdil Dara Odabaşı %22,1. Mesut Köse Dağlı %14,6. Kadir Gökmen, Öyüt 8,5, Ali Güvenç Kiraz 7,3, diğerleri 16. Gürsel Tekin önde. Gürsel Tekin önde. Şimdi bak demin Nevzat'ın A5 şık diye bir şey saydı ya ha. Şimdi halka sormuşlar sokağa. Bu ne kadar belirleyici olur bir daha söyleyelim. Sonuçta bu kamuoyu araştırması hiçbir şeyi göstermez o ayrı bir şey. Şunu da söyleyeyim. Bu şirketlerin hiçbirisine de güvenmiyorum. O da onu da Rezerv olarak Sabı koyayım. Var çünkü evet olarak. efendim. Onu da kenara koyayım hemen. Hemen onu da söylemiş olayım. Ama senin söylediğin var ya örgüt bak. Ben bunun üzerine bugün sordum. Mesela örgüt Şerdil Dara Odavaşı'nın lehinde. Ama sokağa sormuşlar. Gürsel Tekin. Bu şunu gösteriyor. CHP açısından bu büyük bir kazanç bak. Çok büyük bir kazanç. Beş tane işte aday öne çıkıyor falan filan. Demek ki işi çok zor Kadıköylü'nün. Adayların da işi zor. <laughs> Gürsel Tekin'in özelliği ne? Üç dönem milletvekilliği yaptı. CHP İstanbul İl Başkanlığı yaptı. Belediye Başkan Yardımcılığı Kadıköy yaptı. Yaptım. Evet efendim. Ve sokakta. Şimdi Şerdil Dara başı da devamlı sokakta. Çünkü ben sonuçta oranın kişisiyim. Geçen hafta da anlattım. Yani bunun sonucunda nasıl, şimdi ne olacak bakalım. Kadıköy Siyasi Durum Araştırması, araya Demin söylemiş oldum işte sunuş. Bunları kalkmışlar. Efendim ...telefonla yapmışlar, bilgisayar bilmem ne... ...burada tekno, tekniğini anlatıyor artık... ...herhalde bunu söylememize gerek yok değil mi... ...öyle yapmış böyle yapmış var mı öyle bir şey... ...dedemin söyledim onu sayılarını şeylerini... Evet. ...onları söyledim herhalde gerek yok. Söyle, söyle. Yalnız şunu söyleyeyim. Araştırma 15 Ocak 2024 tarihinde Kadıköy'de ikamet eden 18 ve daha yukarı yaştaki 1000 erkek ve kadın ile bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemi uygulanarak gerçekleştiriliyor. Örnekleme hata payı %95 güven düzeyinde. Tasarım etkisi de göz önünde tutularak eksi artı %3,10 olarak hesaplanmıştır. E baktığın zaman işte fena değil %3 dedikleri mesele de işte şey. Ha, buraya bakın. Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz? Şimdi Kadıköy olduğuna göre tabii ki CHP. Demin hani Şişli hmm. ilçeleri şeyleri hmm. saydı ya. 43,2 yük, geçerli oylar bana. üzerinden 52,8 evet. Bunlar yük, AKP 11.7, 14,4 gibi geliyor. İşte MHP 2,6, 2,1. Artık göbelerini söyleme. şeyleri. TKP ölçen anketler var. Var, TKP'yi var. var. Şöyle söyleyeyim sana, Maçoğlu %20 görünüyor. Bak burada var, şuna bak. Tabii bakıver. orada hocam sözünüzü unutmayın Hı. da şimdi mesela Hı. tip aday çıkaracak mı Kadıköy'de? Çıkaracak. Ha mesela. Çıkaracağım dedi. Çıkaracağım dedi. Şey, yani bak, çünkü sorduğunuz e, soru. sürecin doğru yönetilmediğini söyledim. Sorduğunuz soru. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, TKP'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı oldu. Siz bunu nasıl karşıladınız? %46,1 olumlu olumsuz 32,1, fikir belirtmeyen 21,8, 46,1 olumlu bakıyor. Ha. Sandıkta tabii bu ne olur ne biter onları bilemem ama bu sonuçta şöyle şey... görüyorum. Sonuçta şöyle görüyorum. Senin baktığın kitler hani... de mi böyle? Tabii tabii %20 görünüyor. Maç oldu yani şu an adaylık ilk açıklandı tabii. Ee, şöyle bir şey. Mesela maç oy vereceğini söyleyip hı. Sonrasında da ya tamam da burada mı fasulye ekeceğiz tarzı böyle yaklaşım içerisine giren insanlar da olmaya başladı ama o bir, bir duruş meselesi. Bak şimdi sormuşlar Gürsel Tekin'le yani hepsi için burada var da Ayfer Yaskan Kubal bu benim hem öğrencimdi. Mesela şeyde ismini görünce keyif aldım ama ta sonda o Kim ayrı bir hocam şey. hocam ilk üçte orada? İlk üçte söyleyeyim Gürsel Tekin 43,4 Şerdil Dara Odabaşı 42,6 Barış Antik 39,3 çıkıyor. Ve böyle aşağı doğru iniyor. Yani bu şunu gösteriyor. Gürsel Tekin'le Şerdil Dara Şerdil Odabaşı var. arasında milimetrik bir fark var. Bu anladığım Peki kadarıyla. Peki sizce, sizce, sizce Kadıköy'ü biz konuşacağız, hep beraber konuşacağız. Hmm. Peki böyle mi olacak? Vallahi şöyle bir şey söyleyeyim. Bak Kadıköy seçmeni CHP... Hayır benim... yani mesela o ankette ikisi çıkıyor diyelim. <laughs> Bir İkisi üçüncü kişi olabilir değil e, tabii mi? tabii üçüncü kişi olacak Efendim? zaten yani öyle konuş yani olabilir değil şey? yani. Bak, şimdi olabilir. Evet. Şimdi şöyle bir, bir şey var. var işte geçen hocam da anlattı. Evet, bak bak şimdi şöyle Aha. bir şey var. Kadıköy mesela burada Ayfer Yazkan Kubal sizce CHP'nin kaç mecbursunuz? Bak <laughs> bu seçim, bu yerel seçimde hizmet üzerinden proje anlatmak buna mecbursunuz. Ekrem Bey için bir şey söyleyeyim. Onun uyguladığı gördüğüm strateji meselesini söyleyeyim. Ekrem Bey şöyle yapıyor. Bir... Hedef nedir 2028 ve Cumhur Reisliği. Zaten onu Tam Zaten evet zaten onu işin başından beri yıkan bu oldu. Bak yıkan bu oldu onu. Bu kadar çok hizmet yaptı. Sokağa sor. Ben dahil olmak üzere bir tane bir şey sayamıyoruz. Çünkü hiç bunları anlatmak yerine gitti. Şimdi Ekrem Bey için şöyle bir problem var. Şunu düşünüyor. Ben seçimi kaybedersem ne yapacağım? Çünkü gözünü e, dik... Bir soru. Ha, tabi haklı bir haklı soru. Tabii haklı bir soru tabii. Mecburen soracak onu. Kazanırsam ne olacak? Şimdi kaybedersem ne olacak? Şöyle bir şey yapıyor. İlçelerdeki adayları belirlerken garanti olan ilçeleri bir yazmış. Bunlar garanti zaten. İkinci grup var. Bunlar sınırda olanlar. Üçüncü grup zaten kaybedilecek... Şimdi Fatih'te kazanma şansınız var mı kardeşim? Yok öyle bir şey. Üsküdar'da nerede kazanıyorsunuz? Sultanbeyli'de kazanabilir misin gibi. Üsküdar konusunda biraz e, hayır ben sana yani bir şey söyleyeyim şöyle, yok yok. Üsküdar'da çok rahat değil ama çok iddia rahat değil. sürdürebilir. Evet. Aynen öyle. Bak aynen öyle. Şimdi oradaki mesela örgüt meselesi şu bu. Yani çok sıkıntılı. Şimdi dolayısıyla ne yapıyor? Şunu yapıyor. Diyor ki, "Evet ben seçimi kaybetsem bile şimdi bu ilçelerin belediye başkanları evet burada olsun." İki... Belediye meclisteki üye sayımız bunlar önemli. Neden? Çünkü CHP'nin genel, genel DNA'larında ne var? Bunun hemen arkasından bir kurultay var. Çünkü CHP bunu yapacak mecbur. Ha. Şimdi bu kurultayda ana mesele şu oldu. Demin dedim ya Özgür Rözel niçin Kemal Kılıçdaroğlu'yla şimdi birlikte olmak mecburiyetinde artık politik olarak bu bir matematik gerçek. İşte bu nedenden dolayı. Ekrem İmamoğlu'na karşı bir kere orada duruş. O zaman CHP'nin bir karar verecek. Ekrem İmamoğlu'yla mı yola devam edeceğiz Özgür Özgür Özel'le mi yola devam edeceğiz? Eğer Özgür Özel'le yola devam edeceğiz kararını verirse Ekrem İmamoğlu gibi bir figür şu bana göre şunu yapar. Yapmak mecburiyetinde kalacak. Bir başka parti kurmak mecburiyetinde kalacak. Yani CHP içinde ondan sonraki süreç kaybederse seçimi akış başka bir yere gidecek. Kazanırsa çok güçlü olarak gelecek ama o kurultayda da garantisi Peki yok. Peki hocam değişim bak şöyle <laughs> hocam değişim dendi ya. Değişim dendi. Ve herkes bu değişim olursa şu olur bu ne olur olduğunu farkında olmadan herkes ha, üstüne atladı. Dendi. Peki şimdi örnek söylüyorum. Şimdi İsveç meselesi. Şimdi mesela hani eleştirmek için diye gerçekten. Yani şimdi CHP ne yaptı mesela? Ne değişti? Yani ne dedi şimdi? Söyleyeyim CHP'deki Hı. değişimin ne olduğunu söyleyeyim. Şeyi Eskişehir'de hocayı değiştirmek oldu. Hı hı. Ama hocayı değiştirirken Hayır. de ilkeli bir tavla değişim değiştirmedi ki. ki. Bak bu değişim değil ki Hayır, bu. Hayır işte orada ilkeli Kardeşim, bir tavla değişim, değişim bu değil. değil. Nevzat değişimden ne anladıkları ve ne istedikleri hiç belli olmadı. Ben, benim en ağır eleştirim odur. Değişimi dediklerinde birinci gün söyledim. Çok tehlikeli bir kavramdır. Değişime baktığın zaman ideolojik tavırların olacak, bunları tanımlayacaksın falan falan alt alta koyup bir sürü şey yapacaksın. Erdoğan şimdi bir şey yaptı, dikkat edin. Bütün emeklileri eşitledi. Aa, memur emekliler ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şu anda var ya köpürüyorlardır. Bak köpürüyorlardır ama şu herkes aynı şeyi yiyor, yemek yiyor, bütün emeklilerin durumu kötü falan ama demin bir şey söyledin ya ustaca yaptı şey. Kardeşim işte bak bunları yapıyor da devletin de olan elinde. Bak şimdi bu dağılım meselesinde Kadıköy'de çok enteresan bir şey olmuş. Kendini nasıl tanımlamış seçmen? Atatürkçü 40.9 Türk Milliyetçisi 17.7, Sosyal Demokrat 17.3 dikkatinizi çekerim. Bak Türk Milliyetçisi 17.7, Sosyal Demokrat ama daha ilginci var. Muhafazakar 8.2, Sosyalist 6.7, İslamcı 5.5, Ülkücü 2.4, Kürt Milliyetçisi 1.3. Şimdi bu Hani demin senin söylediğin bir mesele vardı ya. Buradaki tercihler meselesi. Şimdi şöyle bir dağılım. Acaba burada işte Dem'de aday gösterse Kadıköy'de. Türkiye İşçi Partisi'de aday gösterse. Şimdi nasıl bir şey olacak? Hocam benim şeyim şu. Bak benim, nasıl bir şey benim olacak? Benim düşüncem çok şu. En, çok düşün enteresan Sayın bir sonuç var burada. Bir önceki seçimde hakikaten hem Binali Bey'e karşı yarıştı. Hem Sayın Erdoğan'a Erdoğan karşı, karşı, yarışıyor. Gerçek, evet. bu, bu, gerçek. Tabii. Bunu hiç mümkün edemeyiz. Ama şimdi Sayın İmamoğlu kime karşı yarışacak? İYİ Parti'ye karşı yarışacak. Yeni NFA yarışacak. Hepsine karşı. AK, AK Parti'ye yarışacak. Bütün yani Sayın İmamoğlu'nun CHP'nin üzerine koyacağı oyu nereden alacağı? Şimdi bu ideolojik olarak... Memleket Partisi ile ne görüşüyorlar? Valla bir şey söyleyeyim mi? Şimdi Muharrem Bey kızmasın. Cuma <laughs> çıkacak Ya ne olacak Allah'ın aşkına ya. Yani tamam şöyle e, Sayın İnce'nin Cumhurbaşkanlığında aldığı oy belliydi değil mi? Sayın İnce şu an oyun kaçta kaçını alabiliyor? Ve aynı şey Ekmelettin İhsanoğlu için de söylenebilir. Şimdi bir örgütlü güç, başka bir şey. Gelenek olarak CHP tabanına hitap etmek başka bir şey. Fakat burada şimdi bir tarafta Cumhur İttifakı kendi ittifakını tutmuş, korumuş ve burada fire vermemiş. Hı hı. Yani fire vermemiş dediğim şey Büyük hı hı. Birlik Partisi ve diğer partilerde bir file vermemiş. Çünkü yerel seçimde yeniden Partisi yoktu. E şimdi diğer taraftan Millet İttifakı'na baktığında o dağılmayı biz burada görebiliyoruz. Şimdi Sayın İmamoğlu'nun işi eski oranla biraz daha zor. Çok zor. Şimdi eğer bunu gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum. Yani Sayın İmamoğlu bütün bunlara rağmen seçimi gösterse artık liderlik önünde. Türkiye'nin şeyinde bir sıkıntısı yok. Fakat sade bu mu? Sade bu mesele mi? Ay bir mesele Pardon, değil. Pardon bir şey Hı -hı. Bir yine yapılan bir araştırmanın sonucu tam şeyleri bilmiyorum da İstanbul'da AKP 5 puan geride görünüyor denmiş son yapılan bir araştırmada. Ya söz şimdi bunları ediliyor. çok o ok Bir şey, şey söylemek ama şey şey son... başka bir şey başka bir bilgi daha şey. Çok... Türkiye'nin çok göreceğiz. seçme daha çok Hı -hı. var. Türkiye'nin en büyük imar rantı İstanbul'da ve sonra Muğla'da. Evet çok doğru bütün bunlar. Bir şey söyleyeyim bu seçim tari. anketleriyle ilgili bir şey çok söyleyeyim. Ben demiş. katıldığım bütün yayınlarda hep şunu Hı -hı. söyledim. Türkiye'de bir şeyin cezası olmayınca yani resmi olmak zorunda değil. Ya sen çıkıyorsun seçimden önce 6 puan 7 puan yanılıyorsun. Ve utanmadan Aynen. hala bu işi yapıyorsun. Hala konuşuyorsunuz tamam Şimdi çok ayıp. bu mille, O zaman iki sorun var. Ya millette bir sorun var. Ya da bu şirketlerde bir sorun ya var. Şimdi Dolayısıyla da iki, iki ben. İki tarafta da var Nevzat. Yani vallahi şunu iki söyleyeyim. İki tarafta pek, da var abi. Şu, yani ya istiyorsan. Mesela MHP'yi oldu mu tutturamıyorlar ya? Hayır tutturamıyorlar değil. Bak ben o konuda tut, bir şey söyleyeyim. MHP, bir şey söyleyeyim mi? Doğru doğru açıklamıyorlar. Ben hayır, sana bir şey söyleyeyim. Hayır bak bir şey, görüyorlardır. şey söyleyeyim. Görüyorlardır. MHP, Bak, çok görüyorlardı ama Maniflasyon. evet, MHP çok büyük haksızlık yaptılar. Manipülasyon mu çok. Ben katıldığım oldu. bütün yayınlarda MHP'nin oyu %10'un üzerinde dediğinde anket firmalarına sahipleri bana şey diyordu. Elinde veri var mı? Ya diyorum ben sokakta dolaşıyorum. E, seçim sonucu geliyor. Kimse de çıkıp demiyor ki ya birader sen bunu açıkladın. Sen işte bu kadar puan farkı var. Hele bir gel bakalım. Çünkü niye? Siyasi dolandırıcılık bu. Bu da siyasi. Yani beni seni kandırıyor. Beni seni bir yere itiyor. Ben şimdi bakıyorum. Ya bu kazanamayacaksa diyorum. Ben aday profilimi... Yönümü değiştiriyorum. Dolayısıyla bu başka bir şey. Ya demek Ama ki burada bir yasaya bir şey ihtiyaç var. Hocam mesela. bazı şeyler etik etik Eti, diyorum Etik hala. bazı şeyler şu, etik dur, şu yani küçük çekmeceyi bir konuşalım mı ne olur? Kanarya Mahallesi hocam. Bak dur. bu seçimin mahalle <gülüyor> bazında, <gülüyor> mahalle bazında sebebi <laughs> var. Neden <Mahalle> onun <laughs> konuşalım hep bazında. Hemen söyleyeyim. Sen? Bak <laughs> mahalle bazında bana desen ki Türkiye'de bana birkaç mahalle söyle bir tanesi Kanarya'dır. Neden Niye öyle biliyor mi? musun? He? Çünkü CHP'den partisi destek vermediğinde CHP'nin aldığı oy ve belediye kazanamaması var. Kanarya Mahallesi'nden CHP'ye oy geldiğinde CHP'nin Küçükçekmece'yi nasıl kazandığı gerçeği var. Ya aynı şey ben Fikirtepe için merak ediyorum şimdi yeni hmm. yapıda. Şimdi bak tamam. gelelim bu şeye Küçükçekmece'ye. Kanarya'yı iyi bildiğim için Niçin? söylüyorum. Bak küçük Hı. çekmece niye söylüyorum? Şimdi kimi gösterdiler? Aziz yeni Evet. Doğru mu? Evet. Peki. Aziz Yeni... Şimdi Erdoğan'ın kendi cümlelerini, Aziz, bu Aziz Yeni önce 1995-2009 arasında değil mi? 9 yıl işte bu süreyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu'nda değil miydik? Başkanlık falan yaptı galiba hatırladım. Ya çok uzun süredir AK Parti siyaset yaptı. Ondan sonra küçük çekmecede uzun zaman belediye başkanlığı yaptı mı? Çok güzel. Şimdi Erdoğan'ın kendi cümleleri. Dikey mimariyle ihanet etmiş oluruz Uzun konuşacağım anlatacağım meseleyi. Şimdi dikey mimariyle ihanet etmiş oluruz dediği Erdoğan, Aziz Yeniay'ı aday gösteriyor. Aziz Yeniay'ın şirketi ait oldu. Ortak mıydı şirket bilemiyorum büyük pay sahibi her neyse. iki tane büyük gökdelen dikti değil mi kardeşim? Birisi 58 metre konut projesi ötekisi 64 metrelik. Diktiler mi bunu? Diktiler. Şimdi Say 24 Gayrimenkul Anonim Şirketi ile Sasa İnşaat isimli bunları birleştiriyor. Bağcılar'da ikiz bu kule inşaatı yapmak için arkadaş harekete geçiyor. Ortaklık Basın Ekspres yolunda işte hepimizin bildiği bunları dikti mi? Şimdi bakınız. Bu arsanın toplamı 9281 metrekarelik araziymiş toplu konut projesi adı altında çünkü Aziz Yenay benim anladığım kadarıyla yasaların arkasından dolanma molanma konusunda çok usta bir adam. Onu gösteriyor. Adam bu işleri çok iyi bilen bir adam. Demiş ki 352 daire 12 ticari alan inşa etmek üzere buradan onay alıyor. Tuhaflık nerede biliyor musunuz? İstanbul Valiliği demiş ki bu inşaatı yapmak için ÇED raporu gerekli değildir. Olabilir mi böyle bir şey? Ama olmuş. Şimdi Erdoğan'ın konuşmasını anımsatayım. 2 Ocak 2020. Küçük hesaplar yaparak şehirlerimize ihanet etmiş oluruz. Dikey mimariyle şehrimize ihanet etmiş oluruz. 24 Ağustos 2021. Rant hırsıyla ortaya çıkan dikey mimarinin bedelini yeterince ödedik. Şimdi Yeni Ay Erdoğan'ın çok yakın bir arkadaşı olarak bilinen iş adamı Remzi Gür var. Hı hı. Remzi Gür'le birlikte inşaat şirketi kurdular. Bu Gür 24 gayrimenkul Zaten obasının ekspresyonunda falan onları görüyor muyuz? Başka bir şey var ya Avrupa yakasının en büyük AVM'si. Değil mi? Bu zaten sloganları da öyleydi. Mall of İstanbul. Hı. Bak Mall of İstanbul'un arazisini oradaki mülk sahiplerinin elinden nasıl aldırdı Aziz Yenay? Şöyle aldırdı. Dedi ki burada eğitim kampüsü yapılacak. Ben öyle söyleyeyim eğitim kurumları. yasa eğitim kurumları diyorsan kardeşim o araziler gidiyor senden. Senden gidiyor onlar. Yasa böyle bir yasa. Aydın Üniversitesi'nin genişlemesinin sebebi de bu. O yasa meselesinden dolayı. Sonra ne oldu? Hiç orada ne eğitim kurumu öyle bir amaçla falan değil. Mall of İstanbul'u kurdular. Arkadaş peki bununla ilgili açılmış olan davalar var bilmem neler var. Sonra ne görüyoruz? Buradaki Mall of İstanbul torunlar gayrimenkul yatırım ortaklığı dediğimiz o büyük şirket var ya. Ali Sami Yen o büyük kuleleri de diken. Bak Erdoğan'ın kendisi diyor ki bu şehre ihanet ettik hepimiz. Dikey mimari diyor ihanettir. E, peki bu ihanetin en büyük ustası olan Aziz Yenayi sen küçük çekmece diyorsun ki belediye başkanı yaptım. Gel küçük çekmecenin artık geri kalan kısmında da canını oku. Sen buraya kuleleri dik. Çünkü Aziz Yenayi'nin ustalığı böyle güzel iki katlı bahçeli güzel dubleks ya da turbleks evlerle süslemek değil ki. Bu adamın büyük ustalığı anladığımız kadarıyla bu dikey dikey o koca koca kuleleri dikmek, Zeytinburnu'ndaki o kulelerin rezilliğini biliyoruz değil mi? Bu taraftan baktığınız zaman İstanbul'un kimliği nedir? Camileri. Değil mi? O Mimar Sinan ya da Sedefkar Mehmet Han'ın yapmış olduğu o muazzam camiler kardeşim. Bu taraftan baktığın zaman o kuleler ne yapıyor? Canını okudu diktirdiniz mi onları? Erdoğan bir süre konuşmadı biliyorsunuz. Onların hmm. yapanlarla sonra barıştılar. O oldu, bu oldu. Dolayısıyla şimdi bakalım. Burada ciddiyet nerede? Burada samimiyet nerede? Kaldı ki İstanbul Kanalı meselesi gerçi şimdi Murat Kurum korkudan ağzını Hiç alamıyor onun. Hayır efendim, tepki çok büyük. %66 Orada... hayır diyor. Efendim bak burada vicdan sahibi olan, İstanbul'da olan muhafazakarı, dincisi her neyse demin Nevzat'ın söylediği bir şey var ya etik, vicdan bunlar söz konusuysa herkes görüyor yahu Kanal vazgeçtikleri İstanbul anlamına gelmez. Bak hiç vazgeçmez. Sadece seçimde gündeme Aynen getirmiyor. hiç gündeme getirmez Erdoğan'ın karakteri. O önce böyle bir yoklar yoklar. Hiçbir zaman vazgeçtiğini görmedik şimdiye kadar bak. Ama tekrar söylüyorum işte bu küçük çekmece diye göstermiş olduğu aday meselesi bu konudaki samimiyetsizlik ne boyutta? işte demin söylemiş olduğum uyguladıkları Bir şey söyleyeyim orada. Buyurun. Hocam siz Ya hocam sonuna olabilir. kadar Hiç durdunuz de. bombayı bıraktınız bir şey ya bir bir yani bir, bir gerçekten şey, bir şey söyleyeceğim <laughs> size. Şöyle bir atasözü dünyanın başka bir ülkesin var mıdır kültüründe ahirette iman dünyada mekan. Pardon ya. İşte ondan sonra bu işler oluyor. Şu Merkez Bankası için iki satır Peki. Bir laf etmek istiyorum. Peki edelim sonra bitirelim. Tamam. Şöyle. Şimdi bak. dünyada mekan iyi bir şeydir. Mekan geniş olursa iyi bir şeydir. Bir tanesinde oturursan gözün doymuyorsa i̇şte o insanlığın gözün doymuyorsa insanlığı şimdi göre. bak on Merkez Bankası'nın bak bağlı... ne yapıyor yer altında şu an bak, bir, bak ev inşa evet şimdi bak. bir saniye evet. bir şey evet. söyleyeceğim evet. şimdi bu tam da konuştuğumuz konu var ya bu şu Merkez Bankası meselesiyle ilgili bir iş olduğunu düşünüyorum bir kere en sonuçtan başlayayım bu tartışma bu yapılanlar Türkiye'ye karşı kurulmuş olan bir büyük komplo ve kumpastır Türkiye'ye karşı. Kişilerden söz etmiyorum. Merkez Bankası üzerinden Bu üzerinden şu yapılan Hı. tart. Niye? Sebebi şu. Türkiye şu anda yurt dışında her yere başvuruyor ve kredi peşinde koşuyor. Hı. Borçlanma peşinde koşuyor. Şimdi bir kere bir büyük yanlışı söyleyeceğim. Bu kızcağızı niye sokaklarda dolaştırıyorlar? Bir kere bak. Şimdi bakalım. Do ne var burada? Hoca böyle kullanıyor ki şimdi isaz bir türlü etmesem bir türlü. Bak şimdi. Dışarılarda derken yük, yurt dışı şey, şimdi yurt dışında onu para söyle peşinde. bak şimdi onu ha. söyleyeceğim. Şimdi önümde bak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın tarihçesi ve görevleri kendi yayını var. Hı. Yaptıklarının ne kadar yanlış olduğunu şimdi söyle. Şimdi nedir? Burada bütün bu tartışmalarda yurt dışı şunu söyleyecek. Kredi verenler bir dakikaya şu ülkede yapılan tartışma var. Ben bunun neyine inanayım, neye güveneyim? Bir, Merkez Bankası'nın görevleri içerisinde Merkez Bankası Başkanı'nın yani guvernörün hı hı. kredi aramak, kredi bulmak, para bulmak gibi bir görevi kesinlikle yoktur. Bu görev hazinenindir ve Maliye Bakanı'nındır. Peki Mehmet Şimşek ne yaptı? Mehmet Şimşek şunu yaptı. Kendisi başarısız bu parayı bulamadı, guvernörü ortaya attı. Guvernör nerede? Kendisi Merkez Bankası yanında galiba iki başkan yardımcısıyla 20 küsür gündür, 29 gün mü, ne olmuş? İşte Amerikalarda. Peki Merkez Bankası Başkanı orada konuşmuş olduğu para verecek olan kredi peşinde koştukları insanlara nasıl güvence verebilir ya? Böyle bir şey yok ki. Ne diyor? Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Merkez Bankası temel olarak para ve kur politikalarını düzenlemek ve banknot dolaşımını sağlamaktan sorumludur. Kardeşim burada demiyor ki Merkez Bankası Başkanı kapı kapı dolaşır, borç para arar demiyor. Ne diyor yasa? Diyor ki bu hazinenin görevidir. Çünkü karşıdakilerine güveni verecek olan hazinedir. Merkez Bankası değil. Dünyanın hiçbir yerinde bunu yapmaz. Peki Peki, yapıyor peki Merkez Bank Mehmet Şimşek bir ke ortalığı attı. Yapıyor. Dedi peki. ki bu sebebini söyleyeyim sana. Çünkü Merkez Bankası başkanı olan Hafize Gaye bu hanımefendiyi Mehmet Şimşek talep etmemiş ve istememiş. Bir saniye. Tabii. Talep etmemiş, istememiş. Ben size söyleyeceğim. Üç kişi var. Bunu Cumhurbaşkanı'na sunan, bu Cumhurbaşkanı'na bunu takdim edenler kim? Bir, Amerika'daki büyükelçimiz Murat Bey. Murat Mercan. Murat Mercan. Hı -hı. İki, Bayraktar. Selçuk değil, Hakan. Hı -hı. Bayraktar. Üçüncüsü, bu büyük inşaat şirketimiz var ya, Kalyon. O Hı -hı. kardeşlerden hangisi olduğunu bilmiyorum. Bunun üçü. Bunun üçü. Mehmet Şimşek'in onayladığı birisi değil. Kaldı ki. Mehmet Hafiz... mü sesi doğru mu? O doğru değilmiş değil, o. Değilmiş. Kendisi ha, açıklama değil. yaptı. Hemşeriyi sadece ha. dedi. Açıklama yaptı onu. Eğer öyle çıksaydı iş başka bir yere gidecekti zaten. Tam da istediğim bir iş olacaktı. Keşke çıksaydı. Neyse. <gülüyor> Tam <laughs> komple <laughs> teorisi çünkü. Ama e, yani Hafize Hanım'la ilgili ben ilk gelen biri Uğur abidir. Uğur Dundardır. Hmm. Bak şimdi. Aileyim. Bak şimdi Hafize Hanım meselesine Hafize gaye baktığınız zaman bir kere hanımefendi bankacı değil hanımefendinin son iki yılı emlakçılık olarak geçiyor. Peki ondan önce bankacılık diye söyledikleri ne? Portföy yöneticiliği. Yani geliyor diyor ki efendim işte İpek Hanım gidiyor ona. Diyor ki benim 10 milyon dolarım var. O da alıyor onu işletiyor. Fon. Fon. Fon yöneticisi. Peki şimdi niye niye seçtiniz bu hanımefendiyi? Seçtiniz. şimdi, niye birileri şimdi rahatsızdır? birilerinin rahatsız olma sebebinin de şu olduğunu düşünüyorum. Faizler yükseliyor ya yükseltiyor. Daha önceki adımlarda düşük faizle gidip bankalardan yüklüce o kredileri alanlar yatırıma gitmedi. Dövize yatırdılar ve emlak, inşaata yatırdılar. Şimdi ne oluyor? Bankalar şimdi kredi vermiyor, veremiyor. Evet. Faizler yüksek. Peki bu lobi... Aileler satılmıyor. He, bu lobi, işte ben buna tam da faiz lobisi diyorum. Şimdi bu lobi ne yapıyor kardeşim? İşte bu lobi bir taraftan da maliye ile bu Merkez Bankası Başkanı Guvernörle bakan arasında bu çatışmayı yapıyor. O ona işte sokağa o bilgiyi verdi diyor, o diyor. Tamam, şunu anlıyoruz biz. Hatırlıyor musunuz? Üç hafta önce miydi ben gazetenin, Kupürün. gazetesinin evet. küpürünü ekrandan verdiğimde? Şimdi Geçen bütün, hafta. Geçen hafta değil no, olur mu? Üç hafta önce bir daha star, tekrarladık. Şeyi, evet, starı. Tamam tamam starı. Evet, anladım, starı. Anladım, anladım. Şimdi bütün herkes bak, veriyor o, onu. gençliğindeki evet. haberi. Evet ha. şimdi bakın. Yılmaz Özil o haberi nasıl yaptıklarını anlattı hmm. hatta. geçen. Tabii, bak şimdi neyi görüyoruz burada? Hafize Hanım'ın şimdi kızacağız diyeceğim de sen kızacaksın. Ben kızmıyorum hocam. Neyse. ya. Şöyle insanlar diyorlar Yanlış ki. Yanlış anlarlar. Evet diyor. Ya yani makam var çünkü. Peki efendim. Nasıl? Peki efendim. Peki makam var. Tamam. Hangi makam kürdeleyici dakikaya, asker mı? Hangi makam? Girdik, Sözün hak mı? Hangi makamdan söz ediyoruz? Evet. Neyse sesi Peki. o kadar güzel ki. Ya sevgili seyirciler ne olur bir programda Nevzat lütfen türkü söz söylesin. Dedim hocam, söz dedim hocam Gazete savaşı dedi. biterse Gazze söyleyeceğim. biterse tamam. tamam. söyleyeceğim. İnanamayacaksınız bu adamın sesine. Bu adamın sesine inanamayacaksınız. Sadece Sadece... Aslan sahneleri bak. Evet. aynı şeyleri söylüyoruz. Neyse devam edeyim. Şimdi Dolayısıyla ne oluyor? Faizler böyle... Naci Ağbal'ı hatırlar mısınız? Evet. Çok güzel. Ne yaptı? %17'den %19'a çıkardı. Hemen kovdular mı adam cihazı? Hemen kovdular. Peki şimdi nereye? Perşembe günü 250 bas puan yine artacakmış. Bütün herkes onu ya, bu bekliyor. Bu perşembe o doğru. Bu perşembe evet efendim. Doğru, Peki, doğru bilgi böyle Tutuyor. Hayır bir dakika bu doğru bilgi mi? Neden efendim, biliyor musun? Bütün ekonomistler konuşuyor. Bütün ben ekonomistler ne? değil hocam. Borsada işlem görenlerin birçoğu Abi sizin kulağınız deliktir. Faiz ne olacak? Ya diyorum ki ben nerede, nerede faiz zaten edeceğiz? Can rutin biz ekonomi rutin. Şey şimdi bakın. İşte ya artmazsa bir de. Şimdi dur, şimdi gelelim. Hı hı. Anladığımız kadarıyla Hafize Gaye Hanım'ın annesi ve babası, annesi ve babası çok iddialı iki insan. Ayşe Arman'ı yıllar önce annesi aramış. Demiş ki benim kızım Amerika'da işte şöyle başarılı öğrenci olarak olağanüstü başarılı. Baktım. olan kızın not ortalaması falan filan var ya nasıl yüksek. O rekoru kırma, çok zor, kırılamaz bir rekoru var öğrenci olarak. Çok parlak bir öğrenci. Belli ki çok zeki. Hani baba mühendis, anne öğretmen. Demek ki bu genler çok sağlam kızdı her neyse. Aramış Ayşe Arman, demiş ki böyle böyle benim böyle bir kızım var. Çok işte öyle başar. Bunlar röportaj yap Ayşe Arman. doğrusuna denk gelmemiş. Ayşe Hanım. Yapamamış. Evet Hı. Ayşe Hanım'ın kendisi anlatmış bunu. Efendim Eylül'sü doğrusuna denk gelmemiş. Ama ben... Şunu söylüyorum daha öğrenciyken Yılmaz Özdil'in yönettiği gazetede arkadaş o büyük o koca fotoğrafla aşağıda orada bir şeyler diyor diyor ki yaşa işte şu an. bak şimdi Hı. ne diyor orada dert yandığı şey ne şu 300 Hı. dolar liyakat. uçak bileti liyakat, liyakat diyor bir peki kardeşim liyakat falan diyorsanız Hı. niye bugün bütün bunları yapıyorsunuz siz dert yandınız babası parasızlıktan kızcağız parasızlıktan dert yanıyor. O zaman diyor ki 300 dolar bilet parası bulacak, sponsor bulamadım kendime falan. Arkadaş bunları söylüyorsunuz. Şey içinde Mehmet Şimşek Hı. içinde şunu söyleyeyim. Daha önce de söylemiştim. Mehmet Şimşek'in tuzu kuru çünkü 5 yıllık parasını peşini aldı. 5 yıllık parasını peşin. Eminim tabi. Çok ben ya ben hocam çok, şimdi iki ben şey bunu daha önce bak, de Hoca söyledim. iki şey iddialı söyledi bu akşam. İddialı. Çok Hayır, iddialı. şöyle iddialı. Birincisi biz Merkez Bankası Başkanlığı Sayın Mehmet Şimşek'in getirdiği kameraya değil. söylendi, değil, değil mi? Değil. Değil. Biz öyle biliyoruz. O biraz tartışıldı. Değil. Tartışıldı değil. mı? O biraz Hayır, tartışıldı o ama… Murat evet. Mercan kardeşim, şey söylüyorum, Hakan Bayraktar… Kimin getirdiğini ve, bilmiyorum ama… Ve Kalyon İş… Bu üç. Mehmet Şimşek'in getirmekle tartışıldı. Evet. Bugün bir kez daha geri döndüm, hem Mehmet Şimşek'in çok yakındakilerine. Bir daha sordum başka bir çok önemli iş adamına, gene sordum işin içinde olan bir iş adamı. Gene geri döndüm sordum yetmedi üçüncü bir kaynağa yine gittim. Bu konuda hiç tartışılacak ben bir ha? yanı yok. Bir şey söyleyeyim hiç. eve gideceğiz ya buradan. Şimdi benim hanım gazeteci biliyorsun hı hı. programı izliyorum. Erol Hoca bu TOKİ ile ilgili yıkıldı mı yıkıldı diyor ya. Erol Hoca bu depremde TOKİ konutlarının en iyi olduğunu lütfen kabul etsin diyor. Kabul ettim bak. Tamam. Hayır bu çok evet, bu evet, tamam. hayır çok net söylüyorum. Bu depremde evet. Hayır, ben kendi aile sağlığım tamam, şey, için hayır, söylüyorum. Hayır yok yok. Evet bak çok çok net söylüyorum hiç hakkını teslim <laughs> hayır, ediyorum. Bak, evet, <laughs> hayır sağlığım görüyorsunuz bu. Evet hayır hakkını teslim ediyorum. Çünkü istatistikler ortada, yapılanlar ortada. Evet yıkılanı var ama bütün bu yapılanlar içerisinde inşaat müteahhitleri içerisinde binaları en sağlam çıkan aritmetik olarak yüzde baktığınız zaman Tokininkiler. Bak onu teslim ediyorum ha tes bu kadar yıldır teslim edemedikleri binalar meselesi ama ayrı bir şey, ayrı bir şey. Türkiye'nin başına büyük çorap örmüş olan bu imar barışının mimarı olan Murat Kurumu İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yaptılar. Bu da nasıl bir şey açıklamakta aciz kalıyor. Son bir şey oradan bir sürece almak Evet oradan çöküş ama bir de Gaye Hanım'a hak verdiğim bir yeri söyleyeyim. O da şudur. Yeni Zelanda Başbakanı kadına baktığımızda, kuzey ülkelerine baktığımızda nedir? Bu emzikli anneler kamunun önünde bile bebelerini emziriyorlar. Şimdi 14 aylık değil mi bebeği? Tamam. Bir anne olarak kamunun önünde de kardeşim tabii ki bebeğine sahipte çıkılacak. Anneciği de bakacak. Bunun damıcımı yok. Ana mesele şu. İşte orada eğer bütün bu anlatılanlar doğruysa, Türkiye Cumhuriyeti devleti ciddi bir devlettir. Devlet geleneklerimiz var ve Merkez Bankası Türkiye'nin ikinci büyük stratejik kurumu, birincisi Adalet Kurumu, ikincisi Merkez Bankası sizin. Bak burada görevleri burada anlatıyor. Dolayısıyla orada babanın annenin dikkatsizliği ve çok gereksiz biçimde müdahalesi, şimdi guvernör olmasına rağmen ki en önemli bir makamda oturuyor şimdi. En önemli. Olacak, şey olacak işte. Bunu bu kadar zor durumda bırakmıştır baba mühendis olsa, anne öğretmen bile olmuş olsa cehalet başka bir şey. Öyle evet, noktalı. bankacı bile olsa ya ya hocam, da. Ya hocam bu adaylarla da. ilgili bir şey söyleyeyim. Ya yani isim söylüyorsunuz, telefonlarımız doluyor. Vallahi numara da değiştirmek istemiyoruz. Hani bu seçim bir an önce bitsin. Hayır yok isim söylemedim. Ee, hayır tane Hayır hayır şöyle. Hayır insanlar atıyorlar kendi haklı olarak tabii haklı olarak. Biz tüm partilerden yokuz. ricamız bir an önce açıklayın Açın, bize kurtulalım evet. size kurtulalım, <laughs> kurtulalım, Açıklayın evet. çünkü halk gerçekten ama özellikle Muğla bölgesinin insanlar halk arıyor kardeşim. Haklılar. Herkes diyor ki ön seçim yapılsın ya. Özgür Bey yap ön seçim, sen de kurtul. Bu anne niye getirdi? Yap ön seçim. Hayır 19 Şubat'a kadar hakları var canım. Peki sen nereye gidiyorsun bu hafta? Ben bu hafta Şeye gidiyorum Bahreyn'e oradan Dubai'ye umarım salı günü e, programla Yok, ilgili. Yok ben de onu söyleyecektim salı yerinde ol diye. <laughs> hayır işte salı ayı yurt dışında olacağım inşallah şey yapabiliriz diye Aa. şunu söyleyeyim. Dur bir saniye salı Nevzat yoksa bak ben de programda yokum haberin olsun. Hocam bir şey söyleyeyim.